Merhaba arkadaşlar, ben Bahar. Bugünkü konumuz üçüncü kulağı ikna et. İlk öncelikle ben bunu yazı olarak yazdım, sonra bunu ses olarak kaydediyorum. Eğer yazıya ulaşmak isterseniz de ben paylaşmış olacağım. O zaman konumuza geçelim. Bu yazının konusu aslında şudur. Yaşadığım bir olay sonucunda karşılaştığım e, karşılaştığım şeyler hakkında fikir fikir düşünmem yani fikir düşünmem olmadı da fikir üretmem ya da neden bu böyle oldu tarzı düşünmemden dolayı aslında böyle bir yazıyı yazmak istedim. O zaman hikayeye geçelim. Şimdi ben üniversitede hazırlık döneminde arkadaşlarımla acaba nasıl İngilizcemi geliştiririm diye düşünüyordum. Sonra bir gün hazırlık binamızda şey vardı. Böyle kantin gibi bir yer vardı. Aslında orası böyle şey masalarla falan dolu bir yer. Öyle diyeyim. Oturuyorduk. Arkadaşıma dedim ki neden biz münazara yapmıyoruz? Böyle hevesli hevesli anlatıyorum. Diyorum ki İngilizcemizi böyle geliştirebiliriz. Hem de böyle değişik bir etkinlik olur bizim için diye düşünmüştüm o zaman. Ona anlatıyordum. Sonra bir tane tanımadığımız bir hazırlık öğrencisi o da şey yapmıştı. Demişti ki ben de katılabilir miyim? Böyle kulak misafiri olmuş galiba. Bizi dinlemiş biraz. Ondan sonra ben de katılabilir miyim? Demişti. Evet, hikaye buydu. Bunun üzerine aklıma gelen birkaç şeyi yazdım aslında. Basit bir olay, aslında değişik bir olay. ilgimi çekti. Ee, öyle bir şeyler yazmak istedim ve size de aktarmak istedim. O zaman şöyle toparlayalım. Üçüncü kişiyi ikna etmek nasıl olur? Bu soruya cevap olarak da birkaç şey çıkardım. Mesela alt başlık olarak bunları ayırdım. Bu alt başlıkları size söyleyeyim ki kafamızda biraz böyle canlansın neler konuşacağımız. Şimdi ilk öncelikle nedir? Fikri açığa çıkarmak. Sonra fikir için heyecan durmak. Ve sonra ne yazdım? Özgün ve farklı olmak. En sonunda kapanış olarak ayırdım şu anki içeriği. O zaman ilk basamak olarak şunu diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Fikri açığa çıkarmak. Bir kişinin senin fikrine ikna olabilmesi için senin fikrini duyması gerekir. Örneğin reklamları ele alalım. Mesela reklamlar ne yapmaya çalışıyorlar? Olabildiğince herkese ulaşmaya çalışıyorlar ki daha fazla insana ulaşsın ve o ulaştığı insanlardan en azından belli kitleyi ikna edebilsin kendi fikri veya ürünü üzerine. Şöyle bir şey var. Örneğin ben yani reklamlar üzerinden devam ettik. Örneğin reklamlar 5 kişiye gösterilsin ve bu 5 kişi içerisinden bir kişi sadece bir kişi de emin değilim bir kişi bile ikna olamayacakken e, sayı mesela bu reklamın gösterildiği kişi sayısı arttıkça ikna edilen kişi oranı da artacaktır. O yüzden e, yani kişi sayısı da önemli yani şunu demek istiyorum. Fikri açığa çıkarmak önemli. Olabildiğince çok kişiye ulaşmak önemli. Ki senin... E, ikna edile, ikna etmek istediğin kişi sayısı artsın. Örneğin bu münazara fikrinden yola çıkalım. Şöyle oldu aslında. Mesela ben arkadaşıma söyledim. Ben arkadaşıma söylemeseydim böyle bir farklı kişi de duymayacaktım. Yani kendimde saklasaydım bu fikri hiç kimse duymayacaktı, haberi olmayacaktı. Öyle. Ama ne oldu? Ben farklı bir kişiye söyledim ve farklı kişi tarafından duyuldu. O yüzden fikri duyma duyulması lazım ki ikna edilebilsin. O zaman ikinci kısım olan fikir için heyecan duymak kısmını konuşalım. Şimdi genel olarak düşündüğümüzde bir ürünü heyecanlı ve canlı bir şekilde anlatan bir kişiyi durup bekleriz ve dinleriz aslında. Çünkü merak ederiz. Merak bizi uzun süreler hatta ayakta durmamızı sağlayan bir şey haline bile dönüşebiliyor. Ben de bazen bazı fikirlerimi böyle anlatırken ya da hayallerimi anlatırken çok heyecanlı olabiliyorum. Bu hatta ses tonuma ve beden dilime de beden dilime de yansıyor. Büyük ihtimal arkadaşıma anlattığım sırada da öyleydim ve bu durum kişinin olaya karşı merakını daha da çok artırabiliyor. O yüzden ilgisini çekiyor ve böyle bir şeye hani bir şeyi heyecanlı ve gerçekten enerjili bir şekilde anlatan kişiye olan merak ya da ilgi daha da artabilir diye düşünüyorum. O yüzden ne diyebiliriz? İnsan duruşuyla, konuşmasıyla, hareketleriyle olaya farklı ve bir renk katıp kişinin olaya karşı ilgisini artırabilir diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir şey var mesela bir gün şeye gittiniz. Bir alışveriş merkezine gittiniz. Kıyafet bakıyorsunuz ve kıyafeti satan bir kişi var orada. Size kıyafeti övüyor da övüyor, anlatıyor, güzel güzel ve mutlu bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde anlatıyor size. O kıyafete karşı durumunuz, yani bakışınız çok farklı olacaktır. Ancak şöyle bir şey de düşünelim. Yani bir kişi var ve size böyle yavaş yavaş, sakin sakin. Bu bu kıyafet de güzel, bir bakabilirsiniz. Böyle sessiz sessiz e, konuşun konuşunca, hani o kıyafeti size satmaya çalışıyor ama böyle sakin sakin beden dilini iyi kullanmıyor ya da ses tonunu iyi enerjili bir şekilde, enerjik bir şekilde kullanmıyor. E, böyle olduğunu düşünürseniz ne olur? O kıyafete karşı ilginiz düşük olur. Yani ikna edilme oranınız işte ne olur? İkna olmazsınız o kıyafeti almaya. Ama güzel bir şekilde anlatan bir kişi sayesinde siz o kıyafeti alırsınız ve evinize götürürsünüz. O zaman son kısmı konuşalım. Son kısımda özgün ve farklı olmak. Bence insanın ilgisini çeken ve o şeye dahil olma isteğinin artmasının en büyük nedenlerinden biri de yapılacak olan şeyin özgün olması ve farklı olması. Bu özgürlük nedeniyle kişi bu şansı bir daha elde etme olasılığını belki de düşünüyor ve bu küçük bir olasılık hesabına göre ikna edilmesi daha da artıyor. Çünkü bu şans bir kere karşını, karşısına çıkacak belki de ve bu şansı kullanmak istiyor. Tabii böyle bu şansı yakalayıp kullanmak çok önemli bir şey. Çoğu zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben arkadaşıma bu münazara fikrini söylediğimde de belki farklı bir o arkadaş yani farklı bir arkadaş o üçüncü kişi bu etkinliğe katılması, katılmayı istemesinin nedenlerinden biri de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu fikrin hani her zaman duyabileceği bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkes mesela münazara yapmak istemez farklı şeyler olur. Hatta İngilizcesini geliştirmek istemez. Böyle bir fırsatı ele geçirince insan belki de dayanamayıp evet ben de bu etkinliğe ya da bu şeye katılmak istiyorum gibi düşünülebilir. bu mesela bir ürünü aldığımızda da oluyor aslında. Bir ürün bize aslında kendimizi nasıl özgün hissettiriyorsa bizi diğer kişilerden nasıl farklı hissettiriyorsa yani o hissiyatı veriyorsa aslında biz o ürüne karşı bakış açımız daha farklı oluyor diye düşünüyorum. Peki biz bu münasarayı yaptık mı? Hikayenin devamını da yeniden yazıp size böyle podcast olarak aktarmak istiyorum. Paylaşacağım ve bunu sizinle de link olarak paylaşacağım. Ayrıca bu hikayedeki yani bu anlattığım şeylerde sizin fikirleriniz nelerdir? Üç şeyi konuştuk mesela. Fikri açığa çıkarmanın, fikir için heyecan duymanın ve özgün ve farklı olmanın ne kadar önemli olduğunu aslında anlattım. Peki sizin burada eklemek istediğiniz neler vardır? Açıkçası duymak isterim. Ve eleştirileriniz nelerdir benim anlattıklarıma karşı? Güzel bir şekilde etkileşim olursa güzel bir şekilde bence geliştirebilecek bir yazı olduğunu veya podcast olduğunu düşünüyorum. O zaman tekrardan görüşürüz. Sağlıcakla kalın.